Spor yorumcusu Ahmet Akçan da bizleri bekliyor. Onun maçla ilgili görüşlerini de tabii çok merak ediyoruz. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Gayet iyiyim sevgili Çiğdem. Umarım sen ve bizi izleyenler de iyidirler. Soğuk, karlı bir kış günü. İşte hafta sonu oynanan çok keyifli maçlarla biraz ısındık diyebiliriz. Çok kısa da olsa ligimizde şimdi bir ara veriliyor. Hafta sonu Cuma'dan itibaren yine aynı heyecan devam edecek. Hem de son yıllarda hiç görmediğimiz bir şekilde 3 takımımız puan puana ilk 3 sırayı paylaşıyorlar. Arkadan da ben de bu yarışta varım diyen bir Trabzon geliyor. Tabii şampiyonluk yarışında işler oldukça kızışmış durumda hocam. Oraya geleceğim. Öncelikle bu hafta üzerinde biraz duralım istiyorum. Çünkü sizin yorumlarınız bizim için oldukça kıymetli. 25. hafta tamamlandı. Zorlu şartlar altında da sizin de bahsettiğiniz gibi oynanan maçlar vardı. Hava muhalefeti malum çok soğuk hava. Özellikle Ankara deplasmanı dün Beşiktaş için oldukça zorlu geçti ki Galatasaray Kasımpaşa maçından da bu şekilde bahsedebiliriz. Sürpriz bir sonuç var mı sizin adınıza bu hafta? Bu dönemde sonuçların hepsini doğal karşılamak lazım. Ama Başakşehir'in kötü gidişinin devam etmesi benim için en büyük sürprizlerin başında geliyor. Büyük takımlarımız hepsi kazandılar. Hem de hak ederek kazandılar. O açıdan bir sürpriz yok tabii. Ligin altındaki çekişme de son derece önem kazanmış durumda. Onların da artık üst düzey bir mücadeleyle büyük direnç gösterdiklerini görüyoruz. O yüzden bence heyecan biraz arttı ve son haftalara yaklaştıkça daha da artacak gibi duruyor. Peki büyükleri de konuşalım. Hocam şampiyonluk yarışında kıyasıya bir mücadele var. Acaba bu tabii gidişat bu şekilde devam eder mi? Ki futbol severler için bu istenen bir durumdur. O heyecanı tabii ki hissetmek önemli. Ne dersiniz? Kimi önde görüyorsunuz bu yarışta? Sevgili Çiğdem, futbolda her gün çok büyük, çok önemli değişikliklerin olumlu veya olumsuz olabileceğini hepimiz biliyoruz. Hele hele pandeminin beraberinde getirdiği bu sorunlar çok daha fazla etkileyebilir. Dileriz ki takımlarımız herhangi bir sakatlıkla, hastalıkla karşılaşmazlar. Kadrolarında bulunan bütün futbolcuları çok uygun bir şekilde kullanırlar. O yüzden 3 takımın şartlarını da eşit görmek lazım. Son haftaya bakacak olursak Beşiktaş Trabzon'a karşı yenilmişti ki son maçı Beşiktaş dün oynadığı için ondan başladım. Arkadan Antalya beraberliği, lider olan Beşiktaş liderliği kaybetmişti ki o dönemde Sergen Hoca'dan şu açıklama geldi. Evet, oyuncuların iki yönlü oynamasını çok istiyordu. Mücadele etmelerini çok istiyordu ama bu mücadeleyi bir adım öne taşıdı. Dedi ki biz şu andan itibaren daha fazla savaşmaya başladık. Hatta Konya karşısında 10 kişi kalan takımını 10 kişi kalmayı mazeret göstermeden 9 kişi de kalsak böyle savaşacağız dedi. Ve dün de bunun yansımalarını sahada gördük. Beşiktaşların tek endişesi maçtan önce Ankara'da kar yağışının açıklanmasıydı ama sahaya olumsuz yansımadı. Sol beki hatta stoperleri eksik olmasına rağmen Beşiktaş hem kaliteli bir oyunu hem de Sergen Hoca'nın söylediği o mücadeleyi sahaya yansıttı. Öyle olunca da daha oyunun başından itibaren önde oynamaya başladı. Önde baskı yaparak kaybettiği topları hemen kazanarak atak tazelemeye başladı. Gezal'dan çok güzel bir gol gördük. Ama Beşiktaş oyunun genelinde oyun hakimiyetini hiç elinden kaybetmeden çok haklı bir galibiyet elde etti. Gençlerbirliği belki ilk yarının sonuna doğru ikinci yarının ilk bölümünde biraz önde oynamaya çalıştı ama pozisyon vermediği gibi neredeyse şut imkanı da tanımadı Beşiktaş. Ki çok da güzel istatistikleri az önce sen kendin okudun. İkili mücadelelerde Beşiktaş üstün, topa sahip olmada Beşiktaş üstün, rakip kaleye daha yakın oynayan Beşiktaş. Bütün bunları da izleyenlere keyif vererek yapıyor. O yüzden Beşiktaş'ı hem Galatasaray hem de Fenerbahçe gibi tebrik etmek lazım. Tabii şut ve isabetli şut değerlerinde özellikle az evvel izleyenlerle buluşturduk rakamları sizin de söylediğiniz gibi.
Sezon rekoru kırmış. Yani 20 şut atmış, 9'unda isabet sağlamak tabii ki kıymetli bir gösterge. Her iki değerde de sezonun zirvesine çıktığını söyleyebiliriz şimdi. Bir de herkes sizin gibi yani maçı izlerken keyif, tat, o zevk, o takımlaşlık ruhunu, o isteği, arzuyu hissettik diyorlar. Taraflı tarafsız herkes. Baktığınızda kalitesi bu anlamda Fenerbahçe ve Galatasaray'dan daha iyi diyebilir misiniz Beşiktaş açısından? Oynadığı futbolda değerlendirdiğimizde tabii. Beşiktaş şu an iyi oynuyor. Hem de ligimizin üzerinde iyi oynuyor. Ben Fenerbahçe'de eksiklerin dönmesiyle, ki Mesut da yavaş yavaş fizikman gelişme göstermeye başladı, daha iyi oyunun beraberinde geleceğini kesinlikle düşünüyorum. Galatasaray bence son haftalarda iyi oynuyordu. 6 maç üst üste kazanan bir Galatasaray var karşımızda. Bu hafta Galatasaray'ın engeli çok kötü durumda olan zemindi, sahaydı. Sahaya göre Galatasaray'ı değerlendirecek olursak, onlar da o zeminin gereğine uygun bir oyun oynadılar. Tabii o zeminde daha kaliteli bir oyun beklememek lazımdı. Madem Beşiktaş konuşuyoruz, dün merak edilecek konulardan bir tanesi sol bekte kim oynayacaktı? Dorukhan'ın orada ofansif yönde büyük katkı sağlamasa da defansif yönde hatasız oynaması Beşiktaş için büyük kazançtı. Belki de ileriye dönük en büyük kazancın da Cenk Tosun olacağını Cenk attığı iki golle gösterdi. Çünkü çok yoğun bir program var. O yoğun programda Cenk gibi çok kaliteli bir santrafora Beşiktaş'ın çok ihtiyacı olacak. Galatasaray özelinde de biraz kalalım isterseniz. Orada da tabii rakamlar. Özellikle hocam yeni gelenlerin rakamları oldukça olumlu. Bir de Galatasaray Kasımpaşa yendi. Üst üste 6. galibiyetini aldı. Bu da kıymetli bir değer. Onyekuru, işte Mısır Yıldız Mustafa Muhammed, sonradan kadroya dahil olan Gedson. Hepsi beğenildi ki nokta atışı transfer yaptığını gösterdi Galatasaray'ın herhalde. Performanslar da bunu destekliyor değil mi? Ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum sevgili Çiğdem. Fatih Hoca bu sezon Galatasaray'ın oyununa hız katmak istedi. Bu hızı bir futbolcuların hızıyla, iki topun hızıyla geliştirmek istedi. Nokta transferlerle de bunu sağlamış durumda Galatasaray. O yüzden önümüzdeki dönemde belki ilk yarıda çok konuşulan Falcao ve Cagne'nin yanı sıra Mustafa gibi şu an her maçta bir golü olan ve bundan sonra da o golleri atacakmış mesajını çok net bir şekilde veren Mustafa çok büyük katkı sağladı. Kerem iyi geliyor. Orta sahada Gedson çok iyi işler yapacak. Galatasaray'da da işler planlandığı gibi gidiyor. Bu haftaki maça dönecek olursak da kolay maç kesinlikle artık ligimizde yok. Evet. Ama zemin Galatasaray'a, hatta Fatih Hoca'ya dedi ki sen teknik özellikleri ön planda tutup bir kadro yapmaktansa bu hafta fiziksel özellikleri ön planda tutmak zorundasın. Onun için Fatih Hoca Donk'un yerine Luyendama'yı, orta sahada Taylan'ın yerine Eteboy'u tercih etti. Hatta beklerde biz Emre Taşdemir'i sol tarafta bekliyorduk. Yiğitli'ni sağ tarafta bekliyorduk. Lines'le Ömer Bayram'la da orada daha güçlü futbolcularla oynadı Galatasaray. Oyunsa top sürmen mümkün değil, pas yapman mümkün değil. İki takım içinde yapılacak tek şey vardı. Uzun top oynayacaksın. İşte o uzun toplarda Mustafa'nın katkısını çok bariz bir şekilde gördü Galatasaray. Tek başına önde o topları tuttu. Arkadaşlarının hücumda çoğalmaları için onlara zaman tanıdı. Ve penaltıdan da olsa attığı golle de gol serisine devam etti. Ama Galatasaray o kadar iyi başlamıştı ki oyuna. Evet. Daha ilk yarıda o bariz üstünlükle de galibiyeti hak etti diyebiliriz. Çok kısa hocam bir de Fenerbahçe'ye dair de sizden yorum almak istiyorum. Onlar da 51 puanla 3. sıradalar. Fenerbahçe'nin şimdi eli daha da güçlü oynayacak. Çünkü iyileşenler var. Mesut iyice biliyorsunuz takıma adapte olmaya da başladı. Pelkas, Mesut Özil, İrfan Can hocam aynı anda bu takımda nasıl oynar? İyi oynar sevgili Çiğdem. Hepsinin de teknik özellikleri üst seviyede. Şunu biliyoruz artık. Yani diziliş yani, aslında Erol Hoca'nın oradaki tercihleri mevki anlamında vesaire tercih anlamında ne yönde olur onu merak ediyorum.
Mutlaka şu açıdan söyleyeceğim. İyi oynar derken bir espriyle iyi oynar ve biz bazen bu derece teknik özelliği yüksek olan futbolcuların defansif yönlerinde eksik kalabileceklerini düşünerek üçünün bir arada oynamayabileceğini iddia edebiliriz. Ama ben o yüzden oynayabilirler diyorum. İyi oynayabilirler diyorum. Bu üçünü birbiriyle kıyaslayacak olursak İrfan biraz daha 8 numaraya, orta sahaya yakın. Mesut biraz daha ön tarafa, forvete yakın ki ikisinin de olduğu bir takımda Pelkas'ta kanattan forveti destekleyen bir anlayış içinde oynarlar. Fenerbahçe'yi evet bu futbolcular geri dönecek, büyük güç katacaklar. Ama ben daha fazla oyunu ön plana çıkararak değerlendirmek istiyorum. Karagümrük bence ligimizin iyi takımlarından hem de çok iyi pas yapan takımlarından bir tanesi. Takımın beyni de Biglia. Fenerbahçe ilk defa Karagümrük Peki. maçında ilk yarıda önde baskı uyguladı. Biglia gibi önemli bir oyuncuya neredeyse top göstermediler. Tabii önde olmanın avantajıyla ikinci yarı biraz daha kontrollü oynayan bir Fenerbahçe gördük. Fenerbahçe önde oynamaya devam ettiği sürece ki edeceğine yönelik mesajlar geldi. Oyun olarak da Peki. galibiyete her zaman daha yakın ve izleyenlere de daha fazla keyif veren bir duruma gelecek. Bu da Fenerbahçe adına sevindirici tabii. Çok teşekkür ederim Ahmet Akçan, yayınımıza katıldığınız için, kıymetli bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. A Spor yorumcusu Ahmet Akçan'la beraber de gündemi konuştuk.